Ya işte şey, malga. Onun bir de şeyi vardır. Daha göster konuşuruz. Sincap. Sincap değil, değil. Portakal gidiyor. Divan pub var ya. Divan, tabii, divanda oraya da beraberiz. Beraberiz, beraberiz. O zaman ve orada sonra geldi. İşte ve su iç, tabii, su istedi filan. Kolları yırtık, sweatshirtle divanına bak. Erenköy divana geliyor. Biz orada işte şey hepimiz birer kola filan içiyoruz ama işte bir saat bir kup yiyoruz filan böyle. Acayip şey takılıyorsun. Hı. Ondan sonra hipo geldi. Bisikletle terlemiş. Hı. Kolları kesilmiş bir sweatshirt. Ondan sonra elleri yağlı. Çünkü zinciri çıkmış, zincirini takmış bilmem ne. 76'da filan konuşuyoruz. Ha, ondan sonra aa hipo filan falan. Ondan sonra bir kola dedi. Tamam mı? Kola geldi. Bu şeyini açtı, koydu. Lan dedim amına koydum ki gidip bakkaldan doldursana. Eşli olacak bize bir şey. Hadi eyvallah dedi, bastı gitti. Tamam böyle hepimiz. Ya neyse bak Ömer Mavra'ya çanak açtı. O kadar tarzı anlattırmayayım ona, bu Fenerbahçe'deki evde Ali Semih'le çok hikaye. Mavra hikaye çok. Ama herkesin çok enteresan hatırlama şekli farklı. Farklı. Tam aynı hikayeyi hatırlamıyor. Siz Bornoz'la kaçtık diyorsunuz. Ben eminim. Eşofmanla kaçtınız. Hatta ben varım. Hatta orada bir rakı bardağı sallandı. Herifin biri dedi ki bunu dök. Ben uğursuzluk sayarım dedi yandaki masada. Tamam öyle bir şey. Bak bak ne detaylar. Evet evet öyle şeyler. Tamam. Ben tabii. Şimdi hatırladım. Tabii. Ben aldım böyle bardağı yere attım. Ha. Evet, evet, hadi, evet, ben kısa diyorum, evet. Bak, bu da konuşacak. Sen kayıttasın değil mi? Biliyorum ben tabii. Oo, tabii oğlum, böyle oğlum işte. Peki. Ya hatta o adam, yandaki masadaki adam öyle deyince ben de, hatta birileri var bizden büyük, monitör filan olabilir, kim olduğunu hatırlamıyorum şimdi. O dedi ki, dikkatli at dedi. O biliyor demek ki parça o kültürü. Attı. Bize değil ama bütün yandaki masaları pavyoncu, yani pavyonun idarecileri filan, garsonları. Meğer efendim o büyük hakaretmiş. Yani öyle atıyorsun yandaki masanın yanına bardağı, ben senin filan gibi bir şey. Dolayısıyla böyle geldiler, yandaki masalara sordular. Ve sonradan çıktık, o abi kimse onu da hatırlamıyor. Bir tane de değil, iki tane abi var orada. Yani monitor olduğunu hatırlıyorum. Onda diyor ki, dedi ki ucuz yırttınız. Hmm. Yani biri hani i̇şte böyle bir demek ki kıyafet filan kurtardı. Evet ya yani bizi futbolcu mu zannettiler filan bilmiyorum. Ha. Ondan sonra. Ya ben işte mesela şey bu son dönemde bu hay neydi o arabesk şarkıcısı, onun filmi oldu. Müslüm. Müslüm'de işte o Müslüm Tarsus çıkışında kaza geçiriyor. Esas adamın öyle olma sebebi oymuş pavyondan çıktığında. Öyle mi? Tabii tabii, trafik kazasında şey yaşadıktan mesela sonra. Ya ben Müslüm Gürses'in mesela Tarsus olduğunu bilmiyordum yani. Şimdi. Ben de bilmiyordum. Tarsus çünkü pavyonda inanmıyorum şurada. Ha, ben de o gün orada görünce şey yaptım. Şimdi bizim hayatımızda yani deminden beri sohbet ettiğimizde hep gördüğümüz şey var. İşte 69-76 arası o 7 yılda sonra aynı olayları yaşayıp bambaşka şeyler algılamışız. Evet doğru. Ondan sonra ve hafızaya da böyle kazındığı için şimdi başka şeyler tabii aşağı yukarı ama anlatıyor. Bu bizim yıllığı yaparken de aynı tartışma çıkmıştı. Kimisi yanlış söylüyor işte bilmem ne. Ha, o yok canım böyle değildi yani, falan. Ha, yani, tamam olabilir. Herkesin kendi interpretation'ı. Peki şimdi mesela Tarsus'tan aklıma gelen biz senden beraber yatılığımız alındı. Doğru. Son sene. Robin'in odasına girişimizi hatırlıyor musun? Ben Cuma, hani bu pazar, bu pazar yemek yedik. Aynı şeyi insanlara sordum. Şimdi seni söylemediler mesela. Ya dedim peki o yatılığımızı tart veya tartın şeyi. Tart alan benim. Yatılığımız aldı. 7 kişilik. İki daha devamlı yatılı mı bu? 7 hayır, kişi? Hayır. İki tane devamlı yatılı var. Sen ve ben. Ya, bak şimdi dedim ki onlara aynı şeyi hatırlıyorum. Diğerleri biz Mehmet Karam'ın ben Mehmet Karam'ın evinde galiba o da böyle bir onu ben uzun bir süre hatırlıyordum. Meğer öyle değilmiş. Mayıs'ın başı.
Ama hayır yani bir haftalık tart mı, üç günlük tart mı, öyle bir şey aldım. Siz tart almadınız, tartı ben aldım. Sizin direkt şey, yatırımlarınız aldım. Bak şimdi herkes yine bu konularda... Yok yok, benim çünkü daha önceden tartım olduğu için... Ha, okey. 29 Ekim'de 3 gün tart aldığım evet. için senin ikinci kaşın deyip bir de bana 3 gün daha verdiler. Peki bizim yalnız yatırımlarımız alındı da... Ben... Ama bu süre ne kadar? İşte Nisan'ın sonuydu zaten. Peki. Mayıs'ı biz şey gündüzlü olarak geçirdik senden. İkimiz de şey olan. Sen peki, Karam'da kaldın, ben Recai'de falan kaldım. Ha, onu öyle bir mavralar var. Çünkü bu pazar günü aynı şeyi çocuklara sordum. Başka Adanalılar var ama onlar nasıl olsa... Adanalılar evinden gidip evinden geliyor zaten. Geliyor zaten. İşte Recai'nin, Rıfat'ın falan arabası var. Onların şeyi kolaydı. Yani bir şey değişmedi onlara. Hı. Zaten ehliyetleri vardı bilmem ne. Şey durumda olan Ömer'le bendik esasında. Biz ben de Karam'da kaldım. Sokakta kalmadık. Evet. Ben de Recai'de kaldım 2-3 gün. Bir otelde kalmadım galiba ya. Yani ne yaptım hatırlamıyorum da. Evet. Zaten de o Mayıs ayları hep şeydir ya. 19 Mayıs bilmem ne böyle. İncik boyunca. Ve zaten sene sonu. Öyle gitti. Sen şeyi hatırlıyor musun? O Cuma öğleden sonra ben çok net hatırlarım. Bize... Raps'ını hatırlamıyorum. Ha, o bizi yakaladığını hatırlıyorum. Sen öyle bir gıcık yapmıştın ki adama. Şimdi bak, tabii bak Robbie dedi ki odama gelin dedi. Siz ikiniz daimi yatılıyız konuşacağım peki, dedi. Peki. Ondan sonra ama Robbie dolu. Tamam mı? Ya millet gitti filan biz işte ne yapacağız filan diyoruz. Sen dedi ki ya yeter ya. Allah Allah. Gittin şortunu giydin tenis oynamaya başladın. Muhtemelen Sait'le filan. Tamam mı? Yani çok net hatırlıyorum. Ya lacivert bir şortun var ya şort giydin yani. Şort giydin ve şort bırak herifi bırak orada yani. Ha. Ondan sonra bir şekilde haber geldi Robbie tamam sizi bekliyor diye. Allah Allah. Biz ikimiz gittik. Tabii tabii evet. Sen isyankar adam. Ondan sonra şimdi Robbie'nin odaya girdik. Robbie önüne eğilmiş böyle bir şeyler çalışıyor. Biz ikimiz daldık. Ondan sonra Robbie kafayı kaldırdı ve seni gördü. Vara suit dedi. Tamam mı? Dedim, Allah biz Allah. Seni bekledik. Ne yapsın? Çocuk spor yapıyor. Şimdi bizim de hep böyle saçma gerekçelerimiz var ya. İşte açız. Niye kaçtınız? Açız diyoruz filan falan. İşte ne yapalım? Bekliyorduk. Spor yapalım dedik filan falan. İşte dedi var mı bir derdiniz dedi. Yine senden beraber biz hazırlanmıştık. İşte dedi gündüzlerin privilejleri bizde de var mı artık dedik senden. Ne demek dedi? Ne privilege evet, dedi? Peki. Dedik sabah girmez, öğlen gelir derse. Ya, sabah girer, öğlen çıkar filan. Bu eğer dedi bunlar privilege ise yes. Peki. Tamam, Allah Allah hiç biz, bu tabii, konuşma yatırılamıyor. Ondan sonra başka sorunuz var mı dedi? Var dedim. O benim pisliğim. Şey dedim şey para ver param yok eve gidemem. Bana tart verdiniz, para verdiniz. Zor lan 20 lira aldım Robi'den. Ondan sonra onu hatırlıyorum. Çünkü bir önceki tart aldığımda param filan var mı dedi. Benim arkadaşlarım var demiştim herife. Ondan sonra bu sefer bir şey lazım mı para ver bana dedim. Yani şimdi tabii düşünürsen evet aynen biraz önce Serdar'ın dediği gibi. Burası çok önemli bir okuldu bizim için. %100. Yani bu tabii bütün memorileri saymakla bitmez. Tabii çok olay var. Çok olay çok var. Şey var. Çok şey var. Ama hakikaten orada bir doğru gördüğüm orası aynen bir üniversitede bir şeyleri başka türlü bir problem çözme şeklinde öğreniyorsun. Yoksa yaptığınız okuduğunuz pardon meslekle alakalı çok ciddi birikiminiz olmuyor ama o üniversite tahsili problem çözmekle size yardımcı oluyor. Tarsus'ta bence genç insan, o devirde şimdi bilmiyorum, genç neslin, biz 11 yaşında başladık, 18, pardon özür dilerim, kaç yaşında çıktık? 18 evet. 17-18'lerde. Evet yani 7-8 sene muazzam bir şeyi, etkisi oldu benim hayatımda. Sizlerden belki biraz farkım, mesela Sait'ten bir farkım. Ben sınıfıma çok aidiyet tanıyorum. Benim için yeni nesiller, 2019 mezunu Tarsuslu benim kardeşim değil. Öyle bir şeyim yok.
THC'likten çok THC'ye 76'lık. Aynen 76, benim için 76. Hı-hı. Özel tarafı o. West'in dediği gibi Namık. Hala Namık derim. Namık demem, Namık derim. Benim için yani bir çok özel yeri var. Ya ben şeyi hatırlıyorum, bizim bir oda vardı, hatırlıyor musun? Kaçıncısın? Lise 2 mi, lise 3 mü? Üçümüzdük sen, kanyon ben. Evet, doğru. O andan sonra böyle acayip, lise 3 herhalde, öyle hatırlıyorum. Olabilir. O an... lise 3 olamaz, lise 3'te kalyon bir manatır. Ha, kalyon manatır, doğru. Lise 2, lise 2. Lise 2 olmadı, doğru, evet. Doğru. O oda mesela çok hakikaten şeydi. Değişik. Biz çok özellikliydik, yani çok ufak bir bölmeydi. Oda demek tabii komik şimdiki tabii, tabirlerle tabii. De. Ben bir zaman şeyi söyledim, bir banka müdürü çalıştığımız, o da bir Tarsus'u çıktı. Hmm. Biz mesela atıyorum, yani şunun kadar belki, biraz daha belki büyük olabilir, şu sütun kadar, bir tahta dolabımız var. Bu tahta dolabının içinde, zaten o yokluk, yani sizin genç neslinin bunu hiç anlayamayacağı gibi bir tane spor ayakkabımız var. Tabii. Belki. Tabii. Bir terliğimiz var. Bütün işte ne bileyim ben çarşafın, yastığın, yastık kılıfın, yastığın demeyelim de yastık kılıfın hepsi o dolabın içinde. Şimdi bunu genç nesle bizim çocuklarımıza anlatsa ayakkabıları oraya sığmaz. Tabii canım. Yani tabii. O kadar aslında tabii o beraberliğin ben o devrin yokluğuyla da alakalı olduğunu zannediyorum. Tabii. Yani o cebim, belki biraz da Tarsus'tandı da. Yani Tarsus belki de şey belki dış de. Bir kabuk var. Yani okulun bahçesinin içinde kalmaya biraz daha meyilli oluyorsun. Sinema dışına gidebileceğin hiç yok. Mecburiyet var. Mecburiyet var, evet. Yani 2-3 tane bir şey yiyip içebileceğin yer var. Tabii o kadar. Ondan sonra alabileceğin kuru yemiş var, bilmem ne var. Dönüp tabii. Bahçeye dönüyorsun top oynamaya. O demin Serdar'ın şeylerini de düzelteyim. Onlar şeyin şey yardım, Marshall yardımının şeyleri. Hani o konserveler falan var ya. Yok. 68'de mi ne sel oluyor Tarsus'ta? Daha öncesi. Ha öyle tabii, mi? Tabii sel ha, oluyor. Ben onu hep Marshall yardımı yok, diye düşünüyorum. Sel oluyor. Bizden önce sel sperm oluyor. Sperm dediği de sperm değil. Veya... Şey corn beef var. O şeyler ha. Corn beef. Evet, Tarsus'taki evet, evet. Ne, yani halk corn beef yiyecek hali yok. Yok. Onu şeye satıyor. Dağ köylüleri. Tabii çok komikti canım. Yani o şeyi hatırlıyorum. O bir Kuzey Denizi balığı vardı salçalı. Allah Allah ben bunu tabii, hatırlamıyorum. Tabii tabii. Böyle ha. Yuvarlak bir konser. Corn beef hatırlıyorum. Tabii o şeyi. Peki ya şeyi hatırlıyor musun? Söyle bakalım. Ahmet abinin sucuklu tostlarını şeyle ezerdi. Filan böyle bir enteresan bak, bunu da kantin mavrası vardı. Öyle mi? Tabii sucuğu incecik keser sonra da o ne denir işte bir ağır metal vardır ya. Onu ezer yayılır. Zar gibi olur ya tostlarınızda başlıyor. Ahmet abiden ben iki şey hatırlıyorum. Bir tanesi o biberli bir biberli ekmek mi diyorlar ona? Açma gibi bir şey. Üstü biberli. Bir de açması vardı galiba. Evet. Onu hatırlıyorum. Peki şey şimdi sen annen ve babanın sana olan olağanüstü düşkünlüğü çok gelirlerdi giderlerdi de. Doğru. Bir de şeyi hatırlıyorsun sen onu kesin hatırlıyorsun. Sana ne diye bağırırdı Ali Ağa'yla şey Hüseyin Ağa. Allah Allah onu da hatırlamıyorum. Yok ben hatırlamıyorum yani mesela Kalyoncuoğlu diyemezdi. Yani İtil Hüseyin mi derdi ya, acaba? Ahmet Kalyoncuoğlu falan. İtil mi derdi acaba? Bilmiyorum, biliyorum. Yani biliyorum, bir şey hatırlıyorum. Çünkü biliyorsun yani girişte bir telefon vardı. Doğru. Oradan bağırarak çağırırdı. Korkunç bir olay yani. Şimdiki iletişim kanalları. Kanallarıyla çok alakasız. Ha, yani acayip bir çığlık çığlığa bağırır. Pazar günlerinin mavrasıydı mı? Değil mi? Yani o bağırır bilmem ne aradı çünkü şey... Bana ne derdi onu hatırlamıyorum. Değil mi? Özel bir şey der miydi diye. Yani, yok. Hatırlamıyorum. Özellikle değil. Bir de kayda geçsin diye soracağım. Sen bunu yıllar sonra anlattın. Ben hiç hatırlamıyorum. Şey, babana ben fırça atmışım Ömer'in çok hoşuna gitme falan diye. O neydi? Tabii rahmetli. Bu şimdi galiba sev veya neyse Tarsus almış. Bu bir tam o bir çıkışta bir ilkokul var. Misak-ı Milli. Misak-ı Milli. Tam orada bir arabasını park etmiş. Ama
Eskişehir'den arabayla gelirken onun beli tutulurdu. Hı hı. Beli tutulmuş böyle bir acı içinde. Pardon, para değil, yanlış söyledim sana. O orada böyle bir pantolonu indirdi azıcık, böyle beline bir kuşak bağlamaya uğraştı. Hı hı. Ben de, ama adam acı içinde. Ben de hani okulun önünde baba yani ne yapıyorsun filan dedim galiba. Yanlışlıkla. O da bana böyle bir tokat attı diyemeyeceğim de böyle bir kızdı mı bir şey kızmıştı oldu. Kızmıştı ya adamcağız. Evet. Yani adam acı içinde. Ha. Dolayısıyla bu da karıştı. Bak amca dedi ne yapıyorsun sen filan dedi. Hala hatırlıyorum. Yani beni savundu babama karşı filan. Ve tabii yıllar geçti. Ben aslında müthiş ben bunu yani yapmışımdır. Ben yani. Hatta şöyle hatırladım ilk önce sana anlatırken. O bana para vermeye çalıştı da işte insanların önünde niye veriyorsun filan gibi bir şikayette mi bulundum dedim değil. Şimdi hı. Daha doğrusunu olabilir, hatırlıyorum. Olabilir. Beli tutulmuş işte saracak ama böyle bir pantolonu yani böyle aşağıya kadar indirmedi de işte biraz indirdi filan gibi çok utandım filan falan filan. Çok uzun. Sen basket oynardın. Evet. Yıldız Akın'da bir... vardım. Ben öyle tabii, hatırlıyorum. Tabii doğru. Değil mi? Doğru evet. Sonradan o kadar böyle bir... Çok böyle iddialı bir adam değildim ben. Hiçbir zaman da öyle olmayı da sevmedim. Şimdi de sevmiyorum. Hı-hı. Yani okey yani bir zaman öyle oldu. Oynattılar. Bir zaman istemediler filan. O sonunda tabii o şeye döndü. Böyle bir... Şimdi dedikoduya girecek tabii. Yani bana yani bence yani orada bir hırslı insanların oynaması lazımdı. Oynadılar. Okay. Onlar bilir onu. Okay. Kim onları bilirler. Tamam. Koraycığım seni de yazıyorum işin içine. Çünkü playmaker rolünü Koray aldı. Ve haklı olarak aldı bana göre. Benden hırslıydı. Doktor. Doğru. Haklı. Oynarken şeydir. Evet iddialıydı. Yok onu zaten bir çekeriz, ondan da mavramız çok olacaktır yani. Evet, evet. Yani dolayısıyla evet, yani haklı olarak sonradan da bıraktım. Kolum kırıldı bir ara. Ha şey. Doğru. Sen tabii trafik kazası var. Maceraların çoktu. Lise 2 yazında kırıldı. Kırıldı, evet. Sen? Eskişehir'den babamın şey... Babamın rahmetlinin jipini çaldım, bir tane eski Willys bir jip vardı. Onu böyle bir takla attırdım filan. Ben kendim uçtum. Yanındaki bir herif var o da uçtu filan. Kollar kırıldı, platinler takıldı filan filan. Ondan sonra zaten o iş bitti. Peki şimdi yine buradan şeye gelince seni birazcık daha mezuniyet sonrasına gelelim. Senin bir Eskişehir'den beni arayışın var. Ve 2-3 saat sonra Ankara'ya gelişim var. İngiltere'desin artık. Üniversite. Allah Allah. Bak bu hatırlıyor da şimdi... musun? GTV ile Ankara'ya gelişim. O... Üniversite 1'deyim, evet doğru. Üniversite 1. Hatta Kalyon'un Hacettepe'de kampüse gittik filan. Sonra. Evet. Sen o gün mesela beni şok etmiştin, telefon ettin. Oğlum ne haber bilmem ne filan, iyi ben geliyorum dedin. Peki. 1'de olurum orada gibi bir laf ettin. Şey yaptın. Tabii 1 normal bir süre olmuyor o zamanın koşullarında. Eskişehir, Ankara için. Neyse ben 1'de çıkmıştım. Hep şey hatırlıyorum, benim evin köşedeki varan ve benzinci vardı. Oradan evet. Bir araba döndü. Evet. Ondan sonra araba zaten attractive bir araba. Türkiye'de şey araba yok, araba kırmızı. Yok. Ondan sonra ve geldi. Zort dedim, önünde durdum. Peki. Yani şey şokunun Allah'ıydı. Ondan sonra 2-3 gün kalmıştın, Ankara'da bayağı mavra yapmıştık o zaman hatırlıyorum. Doğru. Hatta şey dediğim gibi ya Kalyon'un Hacettepe'ye gittik. O bize amfileri gösterdi. O zamanlar amfiler böyle kurşunlanmış amfiler filan. Şimdi benim için tabii biraz sana şey geliyor. Garip geliyor. Evet. Geliyor, evet. Ondan sonra doğru Ufuk'a gittik. Ufuk'a, evet Ufuk'la beraber olduk, doğru. Ondan sonra o zamanlar nasıldı? Sen tabii Manchester'daydın. Ondan sonra Manchester'daydım, evet. Yani orada da bir uzun bir macera oldu. Ben tekstille başladım. Pardon, makine mühendisiyle başladım. Bir sene işte bu kaza yüzünden, bir kazam daha var tabii. Neyse, oralara girmeyelim. O kaza yüzünden imtihanları kaçırdım. Bir daha sene girdim. Hatırlıyorum, 5 ders vardı. O 5 dersin 3'ünü geçtim.
Ama baktım ki ben makine mühendisi olamayacağım yani, bu boş iş. Dolayısıyla işte tekstil departmanına gittim. Dedim ki onun da bir dini var. Dine dedim ki ben tekstil okumak istiyorum. Niye dedi adam. Ve dedim tekstil, işte palavra tabii yani. Hiç de tekstilde çalışmadım. Bir şey ülkesiyiz. Evet, bir tekstil ülkesiyiz. Bu iş gelişecek. Adam beni kabul etti. Babamlara da aynı hikayeyi anlattım. Dedim ki ya bak şimdi makine mühendisi boş iş. Tekstil gelecek filan. Onlar da kabul etti. Ve hatırlıyorum, o adamın adını hatırlamıyorum ama o beni kabul eden dinin hiçbir dersine o sene girmedim. Yani girmedim değil, tembellikten girmiyorum yani. Ayağım üniversiteye uğramıyor filan. Yani o bitti. Döndüm işte Pınar, bir gerisini biliyorsunuz, Ali devamı. Hı hı. Bir de şey vardı, bu efsane midir, doğru mudur? Senden öğreneyim. Senin arabanın gaz pedalının altına tahta parçası koydun. Tabii babamınki doğrudur. Doğrudur değil mi? O olay yani, bu kaza, ikinci kazanın sonunda. Babam beni o seyahatte bırakmadı da zaten. Tek başıma gitmeme razı olmadı ve kendi de benle bütün buradan İngiltere'ye kadar o yolu tepti. Fakat arabada gaza basıyorum, araba bir gitmiyor yani. Hani bir şey var, bir anormallik var. Yolda tabii bunu tartışmadık. Gittik oraya kadar, işte ara sıra o kullandı filan. İlk gittiğim zaman Manchester'da arabayı servise götürdüm. Ya dedim bu araba niye gitmiyor? Babam o arada, bu araba tamir oldu kazadan sonra. Hı-hı. Ve onun altına tahta parçası değil, bir böyle bir yani nasıl bir şey bilmiyorum ama bir metal bir şeyle, hı-hı, arabanın gazının sonuna kadar basılmasını engelleyen bir şey koydurmuş. Mekanik olarak durdurmuş. Mekanik yani. Olarak durdurmuş, evet. Ya bu şaka gibi. Yani bu adam bir daha kaza yapmasın diye işte bir babanın aklına gelen bir tedbir ne olabilir, bunu yapmış. Evet, doğru. Doğru. Ondan sonra da yani şu anda zaten senin ofiste çekiyoruz da buralarda da çok mavramız oldu. Doğru. Ta yani şeyden beri Osman Bey'deki ofisten beri hep böyle, ne diyeyim, senin ofis böyle birazcık şey... Komünel bir ofis. Komünel yani, toplanıp bir mavra yapma yeri vesaire. Ama ben de keyif alıyorum yani. Bundan ne eşim ne oğlum ki ortaklarım. Yani hiçbirimiz, hatta daha da söyleyeyim. Böyle ara sıra işte sizden sık gelenler var, Sait Bey o viskilerimi içmeye falan gidiyor. Tabii onun öyle bir amacı var. Ama mesela böyle bir atıyorum. Bir ay birileri uğramazsa Pınar bana soruyor şimdi. Kırdın mı birilerini? Birilerini kırdın mı? Niye gelmiyor bu adamlar diyor. Ben bundan çok da keyif alıyorum. Bir de şey, sana en son bir mavra anlatayım. Bu senin Ali'nin şeyinde, Çeşme'de buluştuk ya. Hı, düğünden bahsediyor. Tabii düğünde. Oradaki fotoğrafımızı ben acayip sevmiştim. O hepimizin bir fotoğrafı var. Onu ben işte Google'da sağ olsun anime ediyor böyle, bir şeyler oluyoruz falan. Ondan sonra o akşamdan hatırladığım şey, komikliği var. Biz orada iki masa oturuyoruz. Ben sonunda işte fotoğrafı bastım internete. Ha, okay. Tamam mı? Hemen Murat Aktaş'ın kızı geldi, Ufuk yollamış. İşte kimseye duyurmadık, niye şey yapıyorsunuz? Niye? Peki. Ondan sonra, ben de bunu bilmiyorum. Tabii tabii, sen bilemezsin. Sen o anda zaten hangi boyuttasın bilmiyorum. Ondan sonra ben dedim ya, bunun saklanacak bir yanı yok. Herkes bu düğüne gelmek zorunda değildi. İşte şey, duyulmadı şimdi millet şey derse. Ondan sonra benim de o resim halbuki çok hoşuma gitti. Yani hepimizin öyle beraber oynuyor. Güneş batıyor falan, böyle ışıklar güzel falan falan. Ondan sonra o çok komime gitti. Ondan sonra hala da öyle şey takılıyorum. Şimdi işte 50 yılı doldurduk. Yani çok direğiz esasında birbirimize karşı da. Hı-hı. Dünyaya karşı da aynı direklikte olmalıyız diye düşünüyorum. Ondan doğru. Şimdi Ufuk bu kareleri dinlerken kızabilir. Ama bu bizim tipik şeyimiz yani. İşte kahkaha atıp geçtiğimiz noktalar oluyor. Evet. Yani senin deminki kahkahanı mesela hatırlıyorum ben. Çocukken de aynıydı değil mi? Evet, bence de benzerdi. Yani bence şunu söyleyeyim, şununla bitirelim herhalde. Evet, yani bazı şeyleri değişik hatırlıyoruz, bazı şeyleri hatırlamıyoruz. Ama bence böyle bir, bu da birine gidiyor bu laf. Yani
biz hepimizi seviyoruz gibime geliyor. Şimdi ben de çok kaprisli bir insan gibi görünüyorum ama değil. Yani şöyle değil. Yani bilerek yapmıyorum bunları. İşte kalabalık yeri sevmem, seyahat sevmem, karşıya geçmeyi sevmem. Ama şimdi bir yere kadar böyle bir o kaprisi de bir sınırlı tutmak lazım. Kendi açımdan söylüyorum. Hı hı hı. Çünkü hani yani fazla kapris aşık usandırır derler. Oralara da gelmesin. Aynen. Bunu da çok birine söyledim. Özlü sözden bitmiş oluyor. Burada hakikaten bitirelim. Bitirelim. Bu sen arkadaki adam sesi ol. Background. Peki. Hadi bay bay. Hadi bay bay.